Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Bu Alman atasözünün Türkçesi şu sevgili arkadaşlar. Talebe ilme talip ise hocası hazır olur. Ona yetişir. Şimdi peki ne zaman hazır olur bir insan? Cevabı şu. Derin bir havuza atladın ve dibe iniyorsun. Çok derin bir havuz. Boğulmak üzeresin. Ayağın yere değdiği zaman işte o zaman hazırsın demektir. Yani hani artık bir çare yok. Tamamen her şey karanlık. Dibe indim sözünü söylüyorsan işte o zaman hazırsın demek. Hani derler ya hazır olana Hızır yetişir. O duruma gelmediğin zaman yani dibe inmediğin zaman değişim başlamıyor sevgili arkadaşlar. Değişimin başlayabilmesi için hazır olmak lazım. Yani en zifiri karanlığa gelmen gerekiyor. O karanlığın arkasından aydınlık geliyor. Peki o karanlıkta hani gerçekten değişimi istediğin zaman gözlerin açılıyor ve kendine gerçekten seni değiştirecek, seni hedefine götürecek bir mentor, bir koç, bir yol gösteren, bir rehber, bir öğretmen, bir eğitimci aramaya başlıyorsun. Ama ondan önce futbol sahasına inmiş futbolcuları gözünün önüne getir. 11 tane bir takımın oyuncusu var. Şu tarafta da 11 tane oyuncu var. Ve bunların teknik direktörleri olan insanlar var değil mi? Talimat veriyor devamlı teknik direktör. Herkes kendi takımına talimat veriyor, yol gösteriyor. Bak şimdi şunu yapacaksın, şimdi bunu yapacaksın diye talimat veriyor. Şimdi insanlar da eğer teknik direktörü yoksa, öğretmeni yoksa o takımların arasında tek başına bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor, bir o tarafa, bir bu tarafa kafası karışıyor, ne yapacağını bilmiyor, ortalığı karıştırıyor. İşte o zaman o sahadan kovulduğunda, onu dışladıklarında, onu dışarı attıklarında veya dibe indiğinde jeton düşüyor. Ha tamam diyor, bu antrenörsüz olmuyor, teknik direktörsüz olmuyor. Yani bir koça, bir mentöre ihtiyacım var demeye başladığı zaman hazır olmaya başlıyor. İşte dayanılmayacak hale gelirsen. Yani senin hayatın çekilmez hale geliyorsa, iyice dibe indiysen, ayağın yere değdiyse, en karanlığa geldiysen o zaman sana sevindirici haber vereyim. Sen hazırsın demektir. Şimdi şu örneği de vermek istiyorum. Amatör sporcular ile profesyonel sporcular arasındaki tek fark nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bir tanesinin koçu yoktur, öbürünün koçu vardır. Benim çok samimi tanıdığım bir futbol antrenörü var. Arada bir futbol maçına katılıyor. Yani sahada oynuyor. O söylemişti bana, hiç unutmam. Tamam, ben antrenörlük yapıyorum futbolculara. Fakat ben de sahaya indiğimde benim de antrenöre ihtiyacım var. Yoksa kafam karışıyor. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Yani arkadan devamlı beni takip eden, beni yönlendiren, bana güven veren, var olduğunu bildiğim bir antrenöre, bir rehbere ihtiyacım var demişti. Çünkü bu antrenör benim hatalarımı dışarıdan görüyor. Tarafsız olarak, objektif olarak dışarıdan baktığı için benim eksiklerimi doğru tespit ediyor ve benim yeteneklerimi de görüyor. O yönde beni yönlendiriyor, telkin veriyor ve ben o zaman başarılı oluyorum demişti. Dolayısıyla insan da eğer yön göstereni yoksa, rehberi yoksa, antrenörü yoksa, yani koçu yoksa öyle diyelim, o insan da sahada tek başına bir ileri bir geri koşar ve arzuladığı hedefe ulaşamaz. Yani maçı kazanamaz. Amatör olarak kalır ve hiçbir zaman profesyonel olmaz. Şampiyonluğu kazanamaz. Peki neden o zaman koça ihtiyacın var diye soru sorarsan şunu söyleyeyim. O koç, öğretmen, o mentor senin arzuladığın hedefe ulaşmış. Yani senin gitmek istediğin yolları geçmiş, o yolda ilerlemiş, biliyor. O ne zaman sağa, ne zaman sola gidileceğini, ne zaman aşağı ineceğini, ne zaman yukarı çıkacağını biliyor. Bir navigasyon gibi düşün. O senin arzuladığın hedefe ulaşmış zaten. O yüzden senin koça ihtiyacın var. Bilhassa öyle bir koça ihtiyacın var. Çünkü o adam oraya nasıl varacağını biliyor. Varmış zaten, ulaşmış. Bütün o duyguları yaşamış. Tecrübeli. Hani derler ya, tecrübeye saygı insana yıllar kazandırır. Şimdi o kişinin tecrübesi var. Sen de o tecrübelere saygı duyuyorsun. O tecrübelerden faydalanıyorsun. Sen yıllar kazanıyorsun. Tekrar onun yaşadığı sıkıntıları yaşamana gerek kalmıyor. Düşüp
ağzını burnunu kırmana gerek yok. Çünkü bunun yanında biraz önce dediğim gibi o koç, o mentor dışarıdan bakıyor sana. Dışarıdan seni analiz ediyor. Tarafsız gözle bakıyor. Senin ayak bağlarının ne olduğunu dışarıdan görüyor, analiz ederek. Senin yeteneklerini de görüyor. O ayak bağlarından nasıl kurtulacağını biliyor. Çünkü yaşamış, biliyor yani. Onları görmüş, tecrübe etmiş. Ve o içindeki aslanı nasıl uyandıracağını, yeteneklerini nasıl hayata yansıtacağını biliyor ve sana anlatıyor, onları sana gösteriyor. Bununla beraber sana tecrübelerini aktarıyor. Sana gitmen gereken yolları gösteriyor. Uygulaman gereken stratejileri sana anlatıyor ve o stratejileri uyguluyorsun. Sen de aynısını uyguluyorsun, sen de başarıyorsun. Tekrar tekerleği icat etmene gerek yok ki, tekerlek icat edilmiş. Ve bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. Koçlar, mentörlük yapanlar, yani senin yol gösterenin, senin rehberin her zaman sana özgüven veriyor. Onun varlığı bile, hiçbir şey yapmasa bile onun varlığı yetiyor. O orada var. Beni takip ediyor. O beni biliyor. Sana özgüven veriyor. Sana cesaret veriyor. Seni canlandırıyor. Enerji dolu tutuyor seni. Navigasyon gibi düşün ya. Şimdi navigasyon herkesin cebinde var değil mi? Sen bir hedef belirliyorsun. O hedefe doğru navigasyonu ayarlıyorsun. Navigasyon çalışıyor. Sana en hızlı yolu gösteriyor bu navigasyon. Navigasyon olmadığı vakit kendini güvensiz hissediyorsun bir kere. Yalnız hissediyorsun. Bir saatte varacağın yere belki de sağa sola sorarak 3 saatte ulaşıyorsun. Yeter ki biraz önce dediğim gibi navigasyon çalışsın. Arada bir yanlış yerlere sapsan da yine seni doğru yola götürüyor değil mi? Güven veriyor sana çünkü o navigasyon. Araba sürenler bilirler. Navigasyon insana güven veriyor. Peki doğru mentörünü nasıl seçeceksin? Bir kere kendini analiz etmeye çalış. Tamam mı? Sen ne istiyorsun? Hedefin ne? Bir kere onu belirlemeye çalış. Hedefin ne? Hedefin ne olabilir? Kıtlığı berekete çevirmek. Krizleri fırsata çevirmek. Huzursuzluğu huzura çevirmek. Sağlıksız düşünmeyi sağlıklı düşünmeye çevirmek. Özgüvensizliği örneğin özgüvene çevirmek. Tamam mı? Bunu bir belirle. Ne istiyorsun sen? Ne yapmak istiyorsun? Bunun yanında neyden hoşlanıyorsun? Hobilerin nelerdir? Nasıl bir hayat istiyorsun? Bunları bir belirle. İkinci madde, gitmek istediğin hedefe doğru ilerlerken o yoldan geçmiş yol gösterenler kim? Yani hedefine ulaşmış, o yolları geçmiş kimler var? Bir araştır etrafında. Senin değerlerine saygısı olan, senin inancına saygısı olan, aynı değerlere sahip olduğun kim var? Bunları bir araştır. Üçüncü madde, bu insanlarla kendini meşgul et. Onları araştır Google'dan. Nasıl hedefine ulaşmış, ne yapmış, neler anlatıyor. Onların videolarını izle, takip et. Onu gündemde tut. O senin seçmek istediğin rehberi, yön vereni, mentorunu gündemde tut bir hayatında. Şöyle bir biraz gündemde tut. Onunla ilgilen. Sonra dördüncü maddeye gelelim. Tamam, anladın. Onu seçtin artık. Onu istiyorsun. Onun programına katılmak istiyorsun. Peki o kişinin sana ihtiyacı yok. Bunu bir kere kafana koy. O yol gösterenin sana ihtiyacı yok. Bu kişinin programına katılabilmek için senin ne yapman gerektiğini araştır. Bu mentor seni programına alabilmesi için sen nelerden feragat edeceksin? Hangi konuda fedakarlık yapacaksın? Hangi bedelleri ödeyeceksin? Çünkü sen o programa katılabilmek için bir şeyler yapman lazım. Çünkü o koçun sana ihtiyacı yok ki. Senin ona ihtiyacın var. O yüzden ne yapman gerektiğini araştır, incele. Bu kişi seni programına alabilmesi için sen ne bedel ödemen gerekiyor? Sen ne yapman gerekiyor? Nasıl bir insan olmalısın? Çünkü onun sana ihtiyacı yok ki. Senin ona ihtiyacın var. Onun programına katılmak isteyen belki de binlerce insan var. O yüzden sadece ya ben sizin programınıza katılmak istiyorum demen yetmiyor. Hani Instagram'dan, WhatsApp'tan böyle bir mesaj. Ya ben ille sizin programınıza katılmak istiyorum yetmiyor. Bu çok basit kaçıyor sevgili arkadaşlar. O seni neden programına alsın ki? Sana niye yatırım yapsın ki? O çünkü seni koçluğuna aldığında, yani seni mentorluk programına aldığında sana yatırım yapacak, sana zaman ayıracak, seninle ilgilenecek. Sen hak ediyor musun bunu? Belki hak etmiyorsun. Hak edebilmen için ne yapman lazım? Hangi bedelleri ödemen lazım? Nasıl bir kişiliğe sahip olman gerekiyor?
azim, gayret var mı? Bunu araştır, bunu incele. Çünkü almadan vermek sadece Hazreti Allah'a mahsustur. Yani sen ondan bir şey alacaksın ama bir şey vermeden olmaz ki. Bir bedeli var, bir şeylerden feragat etmen gereken, fedakarlık göstermen gereken bir şeyler olması lazım. Ne olabilir? Bir kere zaman ayırman lazım. Yani onun programına katılmak için zaman ayırman gerekiyor, para ayırman gerekiyor. Bunun dışında enerji harcaman gerekiyor. Onu gündemde tutman lazım. Çünkü o seni hedefine götürecek. İnanıyorsun çünkü. Biraz önce saydın maddeleri, uyguladın, inanıyorsun ve onun programına katılmak istiyorsun. O zaman sen onu nasıl ikna edeceksin programına katılabilmek için? Sen onu bulmaya çalış. Şimdi gelelim 6. maddeye. Bundan sonra senin azmine kalmış, senin gayretine kalmış artık. Ne kadar emek harcayacaksın, ne kadar gayret göstereceksin, ne kadar enerji harcayacaksın, ne kadar zaman ayıracaksın, ne kadar bedel ödeyeceksin, o sana bağlı, top sende artık. Yani pes etmeden ilerleyeceksin. Aklıma bir misal geldi. Anthony Robbins, beraber eğitim aldığımız, Amerika'da çok ünlü, çok meşhur birisi, aynı hocadan ders aldı. O Amerika'da kalıyor. Hollanda'dan birisi ondan eğitim almak için onunla telefonla görüşüyor, Anthony Robbins'le. Tamam diyor Anthony Robbins, gel diyor. Filanca tarihte burada ol diyor. Hollanda'dan uçağa biniyor kişi, Anthony Robbins'in bürosuna geliyor uzun yolculuktan sonra. Ve vardığında Anthony Robbins soruyor, yok. Oradaki asistanlar yok diyor. Peki nerede? Bilmiyoruz ama benim onunla randevum var. Ondan ders alacağım, koçluk. Mentörlük eğitimi alacağım. Bakıyorlar listeye, öyle bir program yok ki diyorlar. Anthony Robbins bize bir şey söylemedi. Bu nereden çıktı? Size o mu söyledi? Evet, o söyledi. Biz nerede olduğunu bilmiyoruz. Eğer istiyorsanız onu bekleyebilirsiniz. Şurada onun kütüphanesi var. Masa, sandalye var. Şurada lavabo var. Tamam mı? Siz bekleyin diyorlar. Anthony Robbins'i orada bekleyebilirsiniz diyorlar o Hollandalı kişiye. Ve bekliyor bir saat. Bekliyor, gelen yok, giden yok. 8 saat bekliyor, yine kimse yok. Ertesi günü yine geliyor oraya. Anthony Robbins hala nerede olduğunu söylememiş asistanlarına. Ve ne zaman geleceği belli değil. 3. günü bekliyor, yine yok. 1 hafta geçiyor, yine Anthony Robbins yok. Aradan 3 hafta geçiyor sevgili arkadaşlar. Kararlılık işte çok önemli. O kişi, Hollanda'dan giden kişi, 3 hafta sonra Anthony Robbins ile karşılaşıyor. Anthony Robbins geliyor büroya. Diyor ki 3 hafta beni bekledin. Ben seni takip ettim. Senin kararlılığını gördüm. Bedel ödemeye hazırsın. Zaman ayırmaya hazırsın. Benden öğrenmeye hazırsın. Hazır olana hazır yetişir. Şimdi eğitimimize başlayalım diyor. Ve eğitmeye başlıyor. Mentörlüğe başlıyor. Dolayısıyla sen hangi sınırlara kadar gidebileceksin? Sabır gösterebilecek misin? Öğrenmeye açık mısın? Zaman ayırmaya hazır mısın? Bedel ödemeye hazır mısın? Enerji harcamaya hazır mısın? Talip olan talebeye her zaman hoca hazır olur sevgili arkadaşlar. Sen de bu anlattığım kriterlere göre, stratejilere göre kendine doğru bir yol gösteren bir uzman seçebilirsin. Eğer bizim sana başarı ve huzur ve bereket konusunda destek olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Sizin de hedefinize ulaşmanız için biz size duyguları, davranışları, düşünceleri nasıl değiştirebileceğinizi gösteriyoruz. Sen de duygularını, düşüncelerini, davranışlarını yönetebilirsen, bunları yapmayı öğrenirsen o zaman hayatını pozitif manada değiştirebilirsin. Senin hayatında kıtlığı berekete, krizleri fırsata, huzursuzluğu huzura, mutluluğa getirmemizi istiyorsan, bu yönde size mentörlük yapmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayıp form dolup göndermeniz gerekiyor. O formdan sonra bir ön görüşme yapıyoruz. Orada beraber arzuladığın hedefe ulaşmak için stratejilerini beraber belirliyoruz. Ve o stratejileri sen de uygularsın, sen de arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.